Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son iki haftada neler olduğu gelişmelerle karşınızdayım. Amerika, Şükran Günü tatil haftasını geride bıraktı. Geçtiğimiz iki hafta içinde göçmenlik hukukuyla ilgili bazı gelişmeler oldu. Onlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Bu gelişmeler arasında göçmenlik bürosunun vatandaşlık başvurusuyla ilgili yapmış olduğu yeni açıklamalar, göçmenlik bürosunun parmak izi alınması sisteminde yapmak istediği bazı değişiklikler ve gelişmeler, Kasım ayı sonu itibariyle yayınlanan vize bülteninde bazı gelişmeler, göçmenlik bürosunun green card müracaatlarındaki mülakatlarda dikkat edeceği bazı hususlarla ilgili yaptığı açıklama, göçmenlik bürosunun başına getirilecek olan Biden'ın önerdiği yeni isimle ilgili gelişmeler, green card başvurularındaki 140 ve 485 başvurularındaki alındı belgelerinin gelmesindeki bazı gecikmeler, Trump'ın görevi bırakmadan önce Amerika'da doğum yapma yoluyla vatandaşlık elde eden kişilerle ilgili yapmayı düşündüğü değişiklikler, Amerika'da asylum başvurusu yapıp asylum kabulü almış olan kişilerin aile birleşimi için yapmış olduğu başvurularda getirmek istenen bazı değişiklikler, göçmenlik bürosunun asylum başvurusu yapan yani iltica başvurusu yapan ve iltica kabulü alan kişilerin aile üyeleri için yapmış olduğu başvurularda getirmeyi düşündüğü bazı değişiklikler ve son olarak Biden'ın göreve geldikten sonraki ilk 100 gün içinde göçmenlik hukukuyla ilgili neler yapmak istediğiyle alakalı yapmış olduğu açıklamalar bugünkü göçmenlik hukuku güncellemesinin gündeminde yer alan konular. Bugünkü güncellemelerin sayısı biraz fazla olduğu için ve vakit olarak biraz uzun zaman alacağı için güncellemeleri iki kısım halinde yayınlayacağız. Şu anda seyrettiğiniz videonun ilk kısmı, ikinci kısmı da birkaç güne kadar yayında olacak. Göçmenlik bürosu yapmış olduğu bir değişiklikle vatandaşlık müracaatı esnasında dosyaların nasıl inceleneceğini, başvuruların nasıl inceleneceğiyle ilgili bazı değişiklikler duyurdu. Bu değişikliğe göre göçmenlik bürosu bir vatandaşlık mülakatında kişinin green card'ı nasıl aldığını baştan sıfırdan inceleyebileceğini belirtti. Dolayısıyla bir vatandaşlık müracaatına giren bir kişi green card'ı nasıl aldığı konusunun baştan incelenmesine maruz kalabilir. Bunun aslında tam açıklaması şu: vatandaşlık mülakatına girdiğinizde vatandaşlık mülakatıyla ilgili incelemeyi yapan görevli sizin green card'ı almanızın aslında bir haksız kazanç olarak kabul edilmesi gerektiğini veya almamanız gerektiği halde green card'ı aldığınızı düşünüyorlarsa o zaman green card'ınızın elinden alınması için gerekli işlemlerin başlatılması da söz konusu olabilir. Bu yanlışlıkların içine devletin yapmış olduğu yanlışlıklar girebilir. Sizin haksız bir beyan neticesinde almış olduğunuz bir green card, yeşil card olabilir. Yine kişinin fraud dediğimiz yani doğru olmayan şeyler söyleyerek hileyle green card alması gibi bir metot söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunların vatandaşlık müracaatında keşfedilmesi sadece vatandaşlık müracaatının reddine değil, aynı zamanda kişinin green card'ının elinden kaybolmasına, green card'ının gitmesine sebep olabilir göçmenlik bürosunun son yaptığı açıklamaya göre. Ayrıca fazla karşılaşmadığımız şimdiye kadar ama göçmenlik bürosunun hatırlatmış olduğu bir husus daha var. O da şu: bilindiği gibi vatandaşlık müracaatı yapan kişiler aynı zamanda green card'larını şimdiye kadar düzenli bir şekilde muhafaza ettiklerini ve Amerika dışında geçirmeleri gereken süreyle ilgili uyulması gereken kurallara uyduklarını beyan etmiş oluyorlar. Göçmenlik bürosu son yaptığı açıklamada vatandaşlık müracaatı yapan kişilerin green card'larını muhafaza edip etmediklerini, uymaları gereken sürelere uyup uymadıklarını da tekrar değerlendireceğini beyan etmiş oldu. Yani bu aslında şu demek: diyelim ki siz vatandaşlık müracaatı yaptınız, vatandaşlıkla ilgili sürelere uyulmadığı için vatandaşlık mülakatınız reddedilebilir. Ama aynı zamanda green card'ı muhafaza etmekle ilgili sürelere de uyulmadıysa, o zaman değil vatandaşlık müracaatının reddedilmesi, aynı zamanda green card'ı bile kaybetmeniz söz konusu olabilir. Göçmenlik bürosu vatandaşlık mülakatının sonunda notice to appear, yani bir mahkeme celbi düzenleyerek green card'ınızın elinden alınmasına yönelik olarak bir hakkınızda sınır dışı edilme işlemi başladığıyla alakalı size bilgi verebilir. Bu tabii ki çok enteresan bir yaklaşım. Sadece vatandaşlık müracaatında vatandaş olamayacağınızı öğrenmekle kalmıyor. Aynı zamanda belki de green card'ınızın da tehlikeye girdiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Bu konuyla alakalı green card'lı kişilerin dikkat etmesi gereken seyahat süreleriyle ilgili önceden yayınlamış olduğum bir video vardı. Onu mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. Green card sahibi kişilerin green card'larını muhafaza edebilmeleri için mutlaka uymaları gereken süreler var.
ve bu sürelere uydukları takdirde ve aynı zamanda vatandaşlıkla ilgili gerekli süreleri tamamladıkları durumlarda vatandaşlık müracaatı yapabiliyorlar. Ve Göçmenlik Bürosu'nun yayınladığı son açıklama, vatandaşlık mülakatında sadece vatandaşlıkla ilgili sürelerin değil, aynı zamanda Green Card'ın muhafaza edilmesiyle ilgili sürelerin de değerlendirileceğini, tekrar gündeme geleceğini, tekrar masaya yatırılacağını beyan etmiş oluyor ve bu anlamda çok önemli. Dışişleri Bakanlığı Aralık ayının vize bültenini yayınladı. Bu ayki vize bülteni de diğer aylardaki gibi yine merakla beklenen bir vize bülteniydi. Çünkü hem Green Card'lıların eşlerine başvuru yapmaya, sanki bir Amerikan vatandaşıymış gibi başvuru yapmaya devam edip edemeyeceğini öğrenmek istiyorduk. Hem de DV Lottery, yani Green Card çekilişinden Green Card kazananların numaralarının ne kadar ilerleyeceğini görmek istiyorduk. Öncelikle Green Card'dan eşlerine başvuru yapabilmesi noktasında vize numaraları hala available. Yani hem başvuru yapılabilir hem de mülakata giren Green Card sahiplerinin eşleri Green Card'ı hemen alabilirler. O anlamda iyi bir ay, Aralık ayı. Bu ay nitekim Green Card mülakatına, Amerika için de Green Card mülakatına girecek olan müvekkillerimiz var. Eşleri Green Card'da olan. Onların mülakatlarının iyi geçmesi durumunda hemen mülakat bitiminde Green Card'larını alabilecek konuma gelmiş oluyorlar. Dolayısıyla çok iyi bir haber bu. Diğer bir konu da 2021 Green Card talihlilerinin vize numaralarının ne kadar ilerleyeceği konusuydu. Aralık ayı itibariyle ilk 6000 kişi müracaat yapabilecekken Ocak ayı itibariyle bu rakamın 7500'e çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla numarası ilk 7500 içinde olan kişilerin Ocak ayı itibariyle mülakat için sırasının gelmesi durumu söz konusu. Tabii konsolosluklarda henüz DV Lottery mülakatları verilmiyor. Bununla ilgili bir gelişme olduğunda da tekrar duyuracağız. Başkan Biden geçen hafta yapmış olduğu bir açıklamayla göreve geldiğinde Göçmenlik Bürosu'nun başına Mayorkas, Mr. Mayorkas'ı getireceğini açıkladı. Bu göçmenlik avukatları ve göçmenler arasında gerçekten çok büyük bir sevinçle karşılandı. İki sebepten dolayı. Bir tanesi, Mayorkas kendisi zaten göçmen olan birisi. Küba göçmeni. Çok küçük yaşlarda Amerika'ya gelmiş. Bu ülkeye iltica etmiş. Dolayısıyla Amerika'da bir göçmen olarak büyümüş olan bir kişi, göçmen olarak büyüyen bir kişinin göçmenlik bürosunun başına gelmesi gerçekten harika bir olay. En azından empati yapabileceği bir pozisyona gelmiş oldu. İkinci bizi sevindiren özellik, Mayorkas'ın aslında zaten Obama hükümetinde göçmenlik bürosunda görev almış olmasıydı. O zamanki pozisyonu en üst nokta değildi ama yine üst düzey bir yöneticiydi göçmenlik bürosunda ve Amerikan Göçmenlik Hukuk Avukatları Derneği'nin toplantılarına gelen, konuşma yapan, konuştuğumuz zaman bizi anlayan ve gerçekten de sağduyulu kararlar verebileceğini düşündüğümüz, gördüğümüz bir yöneticiydi. Dolayısıyla Mayorkas'ın göçmenlik bürosunun başına atanması kararını gerçekten çok büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Ve umarım bundan sonraki 4 yılda göçmenler ve göçmenlik hukuku açısından çok daha mantıklı kararlar ve olumlu kararlar çıkacağını tahmin ediyoruz. Göçmenlik Bürosu'nun bu hafta yayınlamış olduğu başka bir genelge gerçekten çok şaşırtıcı. Asylum başvurusu, iltica başvurusu yapmış, kabul almış ve daha sonra aile birleşimi başvurusu yapmış olan kişilerle mülakat yapılması talebi. Yani Göçmenlik Bürosu kısaca şunu söylüyor. Asylum başvurusu yapmış olsanız, mülakat yapsanız, asylum başvurusunun kabulünden sonra asylum statüsüne, iltica eden kişi statüsüne girmiş olsanız bile daha sonra Amerika içinde veya Amerika dışında bulunan fertlerinize bir aile birleşimi dosyası yaptığınızda yine bu dosyalarda mutlaka mülakat gerektiriyor. Mülakat gerektiriyor derken tabii ki aile üyeleri konsolosluklarda mülakata giriyorlar. Ama bu aile üyeleri Amerika içinde olduklarında ne kendileri ne de başvuru yapan kişiler çoğu zaman mülakata tabi olmuyorlardı. Fakat yeni Göçmenlik Bürosu'nun yayınlamış olduğu genelgeye göre Amerika içinde bu başvuru yapan kişiler, yani asylum statüsüne gelmiş ve ailesine başvuru yapan kişiler mülakat yapılacak bundan sonra demek istiyor Göçmenlik Bürosu. Tabii bunun mantığını anlamak çok zor. Zaten bu kişiler yeni mülakattan çıkmışlar, iltica mülakatı. İltica statülerini almışlar, ailelerini getirmek için bir daha niye mülakata giriyorlar? Göçmenlik Bürosu bunu açıklarken aile bağlarının tespit edilebilmesi, gerçek bir aile ilişkisinin olup olmadığının tespiti gibi bazı açıklamalar yapmış. Bu başvuru yapan kişilerin çoğu çok uzun yıllardır evli, çoluğu çocuğu olan kişiler. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir takdir hakkına bakılmaksızın herkesle mülakat yapılacak olması aslında olayın arkasında sadece yavaşlatmaya yönelik bir kötü niyet olduğu izlenimini ortaya çıkartıyor ama eğer şöyle açıklama yapılsaydı, işte yeni evli olanlarla mülakat yapılacak, gerçek bir evlilik olup olmadığının anlaşılması için gibi, ama böyle bir şey yok. Başvuru yapan herkesle mülakat yapılacağı beyan ediliyor.
bunun da safhalar halinde yürürlüğe gireceğini ve ilk safhanın başvuru yapılan aile fertlerinin Amerika içinde olduğu durumlar olduğunu açıkladı Göçmenlik Bürosu. Dolayısıyla eğer iltica statüsünü aldıysanız, ailenize aile birleşimi yapıyorsanız ve aileniz hali hazırda Amerika'daysa, bu kişiler, müracaatı yapan bu kişiler mutlaka mülakat edilecek diyor Göçmenlik Bürosu. Eğer aileniz Amerika dışındaysa, başvuru yapan kişi olarak size henüz Amerika için de bir mülakat yok. Ama önümüzdeki günlerde, aylarda bu tekrar gündeme gelebilir deniyor açıklamada. Trump görevden ayrıldıktan sonra bu şekilde devam eder mi yoksa komple geri mi çekilir onu göreceğiz. Ama en azından Göçmenlik Bürosu'nun şu anda yapmış olduğu açıklama bu. Güncellemeyi Biden'ın ilk 100 günde neler yapacağıyla alakalı bir haberle bitirelim. Biden daha yeni yapmış olduğu bir açıklamada başkan olduktan sonraki ilk 100 gününde Senato'ya mutlaka ve mutlaka Amerika'daki bütün statü dışı bulunan, gayriyasal bulunan göçmenleri kurtaracak bir kanun teklifi göndermenin sözünü verdi. Bu aslında çok güzel bir haber. Çünkü uzun yıllardır böyle bir teklif yok ve Biden'ın gelmesiyle bunun tekrar yeşermesi, yani Amerika'da 11 ile 15 milyon arasında olduğu tahmin edilen gayriyasal göçmenlere bir yeşil kart ümidinin, yasallığa giden bir yol ümidinin tekrar açılacak olması gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü bu ülkede en son af 2000 senesinde çıktı. 20 yıldır böyle bir şey en az 3-4 defa konuşuldu. Hatta teklifler hazırlandı ama bir türlü hayata geçmedi. Biden'ın tekrar böyle bir şeyi söylüyor olması, böyle bir şeyi teklif ediyor olması gerçekten çok güzel. Tabii bu teklifin Senato'ya gönderilmesi ile Senato'da kabul edilmesi, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi birbirinden farklı iki kavram. Başkan bunu isteyebilir ama Senato ve Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğu yoksa bunu yapamayabilir. Şu an Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğu var, Senato'da henüz yok. Fakat Ocak ayında Georgia'da tekrar bir seçim var. Eğer o seçimde demokratlar galip gelirse, Senato'da sayı üstünlüğünü ele geçirirse o zaman Biden'ın gönderdiği bu teklif bir anlam ifade edebilir. Bunun için bekleyip görmemiz gerekecek. Umarım her şey çok iyi olur ve Amerika'daki gayriyasal göçmenlerin uzun yıllardır beklemiş olduğu bu yasallaşma yolu açılmış olur. Bunun nasıl gelişeceğini bekleyip göreceğiz. Ümidimiz inşallah bu mümkün olabilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.